günlerden cuma, gün doğmadan evvel iklimi Rum'a, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şef bile gülmedi yerler, ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Önde Türkmen başbuğu, önde yalın kılıç Türkmen başbuğu, ardında kara papağın 50.000 tuğu, andırır Altaylardan kopan bir çığı, budur peygamberin övdüğü Türkler, ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer başkan vekilim, kıymetli genel başkan yardımcılarım, yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli yüksek istişare konseyimiz ve kıymetli üyeleri, saygıdeğer Sivaslılar, aziz Karapapaklar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, İstanbul'a yaktığımız meşale şu anda Türkiye'nin her tarafını aydınlatmaya başladı. Sadece Türkiye'nin değil, Polşal'dan Sulduz'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Sibirya'ya kadar her yerde şu anda kara papak rüzgarı esiyor. Kara papakların dirilişi yaşanıyor. Kara papak Türkleri ta Göktürklerden bu tarafa, Selçuklular döneminde, Osmanlılar döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde her zaman devletinin, bayrağının, milletinin yanında olan savaşçı, yiğit, vatansever bir topluluk olarak bugün de kimliğini, kültürünü yaşatma mücadelesi veriyor. Aradan geçen uzun yıllara rağmen Kafkasya'dan 93 Harbi ardından Bolşevik ihtilali Anadolu topraklarına gelişimizden neredeyse 93 Harbi'nden bu tarafa 2 asır geçti. 2 asırdan bu yana ilk defa böyle bir buluşma yaşanıyor, böyle bir kavuşma yaşanıyor. Buluşmamız, kavuşmamız, vuslatımız hayırlı olsun. Kıymetli kara papaklar, aziz dostlarım, evet bu meşale şu anda Türkiye'nin her tarafında yankılanıyor, yanıyor demiştim. Gerçekten öyle. İstanbul'da düzenlemiş olduğumuz birinci kurultaya yaklaşık 2500-3000 insan katıldı. 12 ülkeden temsilciler katıldı. Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve diğer bölgelerden. Aynı şekilde Bursa'da gerçekleştirmiş olduğumuz kurultayda da aynı coşkuyu, aynı heyecanı yaşadık. Ve dedik ki, 3. kurultayımızı Mehdali Bey'in, Hüseyin Bey'in ve diğer kahramanlarımızın yurdu, yiğit insanlar diyarı Sivas'ta yapalım. O düşünceyle buraya geldik ve sizlerle buluştuk. Evet, Sivas çok önemli bir şehir. Milli mücadele tarihimizde, ondan önce Selçuklar döneminde, Osmanlılar döneminde, Cumhuriyet'in kuruluşunda Sivas Kongresi'nin yapıldığı bir kutsal bölge olarak, evliyalar şehri olarak, aynı zamanda 93 Harbi'nden, harbi sırasında hicret eden, Kafkasya'dan hicret eden, biz Karapapaklara kucağını açmış mukaddes belde Sivas bizim için çok önemlidir. Bugün ilk kurultay olması hasebiyle, ilk buluşmamız olması hasebiyle belki bütün Karapapakları haberdar edemedik. Ama ben inanıyorum ki ikinci kurultayımızda, üçüncü kurultayımızda biz Sivas'ta binlerce kara papak Türk'ünü bir araya getireceğiz. Ondan zerre kadar şüphe yok. Evet, biz bu diriliş ruhuyla Sivas'ta, Kars'ta, Ardahan'da, Amasya'da, Tokat'ta, hasılı kelam kara papakların yaşadığı bütün coğrafyalarda sesimizi, gücümüzü bundan sonra daha fazla hissettireceğiz. Şimdiye kadar parça parça olmamız ve yeteri kadar birliği sağlayamamız sebebiyle maalesef güçlü bir lobi oluşturamadık. Sivas'ta çok sayıda kara papak Türk'ü olduğunu ben biliyorum. Acıyurt'ta ve diğer bölgelerde on binlerce kara papak Türk'ü var. Yine kara papak Türklerinin neredeyse başkenti diyebileceğimiz Kars'ta nüfusun önemli bir kısmı kara papak Türk'ü olduğu halde
maalesef etkili bir güç değiliz. İşte yıllardır, iki asırdır uyuyan bir bu gücü inşallah yeni bir sinerjiyle, yeni bir enerjiyle yine Türk dünyasının lokomotif gücü olarak, dünya karapapak birliği olarak yeniden harekete geçirmenin, yeniden diriliş ruhunu yaşamanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra düzenleyeceğimiz bütün etkinliklerde, bütün kültür kurultaylarında sadece karapapakların birliğini değil, bütün Türk dünyasının birliğini esas alarak Anadolu'dan Doğu Türkistan'a, Balkanlardan Kafkaslara kadar Türk dünyasının var olduğu, Türk dünyasının olduğu her yerde biz karapapaklar öncü kuvvet olarak Türk dünyasının büyük gücü olarak varlığımızı sürdüreceğiz ve Türk dünyasının bütün meselelerini gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz zaman içerisinde Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olan Karabağ'da bir hareketlilik yaşandı, gerginlik günler yaşandı. İşte o dönemde biz Karapapaklar Birliği olarak, Dünya Karapapaklar Birliği olarak herkesten önce bir basın toplantısı düzenledik. Gerekirse Karabağ'ın işgalden azat olması için canımızı da vermeye hazır olduğumuzu ve maddi ve manevi seferber olduğumuzu açıkladık. Aynı şekilde Hocalı faciasının, Hocalı soykırımının yaşandığı 26 Şubat'ta da biz bütün sivil toplum kuruluşlarından önce harekete geçirerek yine duyarlılığımızı gösterdik. Doğu Türkistan meselesinde, Balkanlarda, Suriye Türkmenlerinde, Bayır Bucak Türkmenlerinde nerede mazlum bir Türk coğrafyası varsa biz inşallah bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Gerek yüreğimizle, gerek bedenimizle, gerekse canımızla Türk'ün yaşadığı her coğrafyada varlığımızı sürdüreceğiz. Ve biz Karapapaklar gücümüzün farkında olarak bu gücü büyük bir enerjiye dönüştürerek Türk dünyasının sessiz gücü, sessiz ve derin gücü olarak inşallah bundan sonra da geçmişte atalarımızın yaptığı gibi, Meyhan-ı Beylerimizin ve diğer komutanlarımızın yaptığı gibi, ondan önce Emin Ağa Acanov gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından daha önce Borçalı Karapapak Türk Cumhuriyeti'ni kuran yiğit önderlerimiz gibi, Cenub-i Garbi Kars Cumhuriyeti'ni kuran yiğit Karapapak atalarımız gibi biz de bu devlet için, bu millet için, bu bayrak için ve Türk dünyasının birliği için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bunun için sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Allah nasip ederse bu can bu tende olduğu sürece ben ve arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerim, yüksek istişare konsey üyelerim hep birlikte inandığımız ilkeler uğrunda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii ki burada en büyük desteği siz aziz Karapapaklardan alıyoruz. İnşallah sizler Sivas Karapapakları olarak, Sivas Karapapakları olarak aralarınızdaki iletişimi hızlandırarak, aranızdaki ayrılıkları, bazı fitneleri, küskünlükleri, kırgınlıkları bir tarafa atarak birliğinizi gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Burada eğer siz birlik olursanız Sivas'ın inanıyorum ki en etkin gücü Karapapak Türkleri olacak. Siz ayrı kalırsanız, her biriniz ayrı bir farklı bir şey söylerseniz bu birlik hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. O nedenle ben sizleri daha çok görüşmeye, daha çok iletişim içinde olmaya, daha çok gönül köprüler kurmaya davet ediyorum. Biz de Dünya Karapapak Türkleri Birliği olarak sadece Türkiye'nin 44 şehrinde değil, dünyanın şu anda 15 ülkesinde yaşayan Borçalı'dan Azerbaycan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Sibirya dağlarına kadar, Urallara kadar Karapapakların yaşadığı her coğrafyayla gönül köprülerimizi kurmaya devam edeceğiz. Sunduz'da, Dervent'te, Dağıstan Dervent'te yüz binlerce Karapapak Türk'ü var. Ama bunlar maalesef hep birbirinden kopuk yaşamışlar, hep birbirinden uzak yaşamışlar. İnşallah Dünya Karapapak Türkleri Birliği hem Türkiye'deki Karapapakların birliğine bir köprü olacak, hem de buradan Sulduz'a, Borçalı'ya, Dervent'e, Sibirya'ya kadar bir köprü olacak. Bunu da sizlerle seyredeceğiz.
desteğini yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve sözlerimi bizim Alperen dervişimiz, büyük ozanımız, aşığımız Şenlik Baba'nın bir mısrayla kapatmak istiyorum. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse urus et, ne ki var gelsin.